Atatürk her seferinde babamı, arkadaşlarını ordumun genç subayı diye tanıtırmış. Mütevazi, kendi halinde çekirdek ailesinden beraber yaşayan, herkesten iyi geçinen bir kişiydi Mustafa amca. Mütevazi bir insandı gerçekten. O konumuna yakışır bir insandı. Dolmabahçe'de bulunduğu zaman babam, o da katılıyormuş bu yemeklere. Ve Atatürk çok ilgi gösteriyormuş babama. Etrafındakiler Atatürk'e diyorlarmış ki, paşam, bu sığırtmaçtan, çobandan ne bekliyorsun? Niye bu kadar ilgi gösteriyorsun buna? Atatürk de yanındakilerine dönmüş, demiş ki, unutmayın ki, demiş, bir zamanlar, demiş, ben de çobandım, demiş, karga çobanıydım, demiş. İnsan, demiş, istediği zaman, demiş, her şeyi yapabilir hayatta, demiş. Atatürk'ün hayatına baktığımız zaman Yalova'nın çok önemli bir yeri var şüphesiz. Bir devlet adamı olarak 1927'den sonra özellikle İstanbul'a gidip gelmeye başlıyor. İlk kez 19 Ağustos 1929'da, bazı kayıtlara bir göre 1927'de geldiği de söyleniyor ama resmi bilinen kayıt bu tarih. O günden itibaren şeye kadar, ölümünden önce işte en son benim bildiğim 22 Ocak 1938'de gelmiş. Bu arada tam 302 gün ve 262 gece Yalova'da kalmış Atatürk, bayağı uzun bir süre. Tabii buraya gelir gelmez önce Yalova'nın halini görmüş. Çoğu yer bataklık, sıtmalık bir yer, sivrisinek bol. Büyük bir araziyi kurutmuş, iki tane çiftlik yapmış. Bu çiftliklerde de bir tarafta tarıma damızlık, bir tarafta da hayvancılığa damızlık ürünler üretilmesini sağlamış. Daha sonra da bu iki çiftliğini de Türk halkına hediye etmiş. Yalova'daki termal tesislerden de istifade etmesi söz konusu. Orada bir köşk biliyorsunuz yaptırdı kendisine. Hatta onun da çok ilginç bir hikayesi var. Yani o köşk yapılırken bazı ağaçların kesilmesi gerekiyor. Buna müsaade etmeyecektir. Temeli hareketli bir zemin üzerine oturtup köşkü hareket ettireceklerdir. Dolayısıyla Atatürk'ün bu tarihlerden ölümüne kadar Yalova hayatında hep var oldu. Birçok önemli gelişmeler siyasi tarihimiz açısından cereyan ederken Atatürk'ün Yalova'da olduğunu biliyoruz. Yalova'da çok şey yapmış Atatürk. Bunun içinde çok partili sisteme geçiş de var. Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun büyük çalışmaları var. Ondan sonra yine yerli mallı kullanımına geçiş, yerli malları haftası o günlerde burada şey yapılmış. Ve pek çok siyasi kararın da alınmasını sağlamış, burada yapılmış bütün bu çalışmalar. Ama en büyük katkısı herhalde Yalova'nın imarına, bugün herhalde il olduysak yani mutlaka kesinlikle bunu biz Atatürk'e borçluyuz. Özellikle Cumhuriyet'in yapılandırılması sürecinde, devrimler sürecinde Yalova'da çok tarihi kararlar alınmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi çok partili hayata geçiş denemelerimizin ikincisi olan Serbest Fırka'nın Yalova'dayken Atatürk tarafından Ali Fethi Okyar'ın çağrılıp orada kurulduğunu biliyoruz. Atatürk'ü Yalova'sız, Yalova'yı da Atatürk'süz düşünen herkes büyük hata yapar. O nedenle bizim buranın gelişmesinde, Türkiye'nin gelişmesinde olduğu gibi, hepimizde katkısı olduğu gibi en büyük katkıda da Atatürk'ten gelmiştir Yalova'ya. Biz Yalovalı olarak da bunu unutmamamız lazım. Atatürk geleceğin çocuklarda olduğunu gören bir insan. Kendisi de ne yaşadıysa zaten çocukluğunda yaşamış. Hem acıyı da yaşamış, becerileri, başarıları da çocukluğunda yaşamış. Ve bu dünyanın da çocuklara ait olduğunu, gelecekte onların bizlerin yerini alacağını çok iyi bilen bir insan.
Atatürk hayatı boyunca yetim çocuklara veya öksüz çocuklara, annesini kaybetmiş çocuklara sahip çıkacaktır. Aslında bu aynı zamanda ailede de bir gelenektir. Mesela Zübeyde Hanım, annesi Zübeyde Hanım da öyledir. Onun mesela bizatihi vasiyetinden ve Darüşşafaka'ya yaptığı yardımdan biliyoruz. Birçok baktığı, büyüttüğü, evlendirdiği Zübeyde Hanım'ın, yani Atatürk'ün annesinin manevi evlatları vardır. Hatta mirasından onlara pay bırakmıştır Zübeyde Hanım. Dolayısıyla Atatürk'ün bu manevi evlatları dediğimiz zaman bir kendisinin yetim olarak yetişmesinden kaynaklı bir durum var. Yetim çocuklara sahip çıkma durumu var. İki, ailede gördüğü bir geleneği devam ettirme bilinci var. Atatürk her şeyi gençliğe bırakmıştır, gençliği ön plana almıştır ve dünyada da çocuklara ve gençlere bayram armağan eden bir başka ülke de yok, lider de yok. ...1928 senesinde Bulgaristan'dan Türkiye'ye muhacir olarak geldik. Yalova'ya yerleştik. O zaman 10-11 yaşındaydım. Babam beni Balaban Dere'nin doğusunda bir çiftlik vardı. Orayı çoban çırağı olarak verdi. Mevsim sonbahardı. Hayvanlara öğle suyu vermek için dereye indirdik. Akşam üzeri olduktan sonra hayvanları sudan kaldırdık. Çiftliğin merasına doğru geliyorduk. Karşıdan 8-10 atlının geldiğini gördüm. Yalova'dan Balaban Deresi'ne doğru geliyorlar. Bu atlılar geldiler, benim yanımda durdular. Atlılar çiftliğe nereden, millet çiftliğine nereden gidilir diye sormuşlar. Babam da demiş ki yanlış yoldan geldim. Buradan gidilmez. O atlılardan bir tanesi attan inmiş, babamın yanına gelmiş. İsmin ne demiş baba? Senin dedi, adın ne dedi? Mustafa dedim. Benim de Mustafa dedi, seninle dedi, adaş olmuşuk dedi. Sen dedi ne iş yaparsın burada dedi. Elimle gösterdim. Dedim ki bu dedim, gördüğünüz sığırları güderim dedim. Ayda bunun için dedi, size kaç lira verirler dedi. Dedim 3 lira. Peki dedi, bir senede ne eder dedi. Yapamadım kendim. Kendisi yardım etti. Ne kadar para alıyorsun demiş. Aldı parayı söylemiş. Bir senelik ne kadar tutar? Ona yanındakilerin yardımıyla hesaplamış. Çünkü babam okuma yazma bilmiyormuş o sıralarda. Peki dedi ben sana dedi şey vereyim dedi. 36 lira. Niye vereceksiniz dedi. Bana dedi yol gösterdiğim için dedi. Yok dedim ben bu parayı sizden almam. Yok diyor almam diyor. Niye diyor almazsın diyor. Eve gittiğim zaman diyor annem babam sorar diyor. Bu kadar parayı sen nereden buldun diye diyor. Bu söz Atatürk'ün çok hoşuna gidiyor. Ama diyor ben diyor veriyorum diyor bu parayı diyor sana diyor. Sonra adaşım demiş yalnız demiş benimkinin yanında demiş Kemal var demiş. Kemal var deyince babamın kafasına şimşek çöküyor. Diyor bu diyor Gazi Mustafa Kemal Paşa diyor. Düşündüm. Etrafındakilerin de ona gösterdikleri saygıdan, hürmetten hemen Gazi Mustafa Kemal Paşa olduğunu anlıyor. Hemen ellerine sarılıyor, öpüyor. O zaman anladım kendisinin Gazi Mustafa Kemal Paşa olduğunu. Bir Atatürk ekmekli cevizler alıyor. Parayı babama veriyor. Ve çiftliğin yolunu tarif ediyor babam. Ayrılıyorlar. Ve sırları, onlar ayrıldıktan bir müddet sonra babam da sırları topluyor eve dönüyor. Ertesi günü eve kaymakamlık vasıtasıyla şeyler gelmiş, jandarmalar gelmiş. Atatürk termalde beni istiyormuş. Çiftliğe kadar geldiler, aldılar. Otomobiller şeye götürdüler, termale götürdüler. Ve bugün Beyaz Çöş dedikleri yerdeydi. İçeri girdiğimiz zaman Atatürk'ün huzuruna çıkardılar. Beni tanıdın mı dedi. Tanıdım dedim. Ben kimim dedi. Mustafa Kemal Paşa'sınız dedim.
Ben diyor sana diyor kahyalık diyor teklif etmiştim diyor. Paşam diyor kahya diyor ne demek diyor. Kahya diyor çobanların diyor başı diyor en büyüğü diyor. Peki dedi bunun için dedi benden ayda kaç lira istersin dedi. Dedim siz bilirsiniz. Dedi sana dedi ayda 4 lira versem yeter mi dedi. Dedim siz münasip gördükten sonra ben de kabul ederim dedim. Yok dedi seni dedi çiftliğe kahya yapmayacağım dedi. Okur musun dedi. Dedim okurum dedim. Evet diyor paşam diyor. Ben diyor çok diyor okumak istiyorum ama diyor işte ailemin durumu diyor. Onun için diyor okuyamadım diyor. İşte 10 gün 12 gün kadar termalde köşkte kalıyorlar. Ondan sonra İstanbul'a diyorlar. Gece yarısı geldiler hastaneye Atatürk ve yanındakilerle beraber konuşuyoruz. İyi bakıyorlar mı dediler. İyi bakıyorlar dedim. Memnun musun? Memnunum dedim. Dedi seninle bir pazarlık etmiştik dedi. Ayda dedi benden dedi 4 lira istemiştin dedi. Bu 4 lira dedi bu hastane paranı yetmez herhalde dedi. Dedim siz dedim koskocaman Gazi Mustafa Kemal Paşa'sınız. Siz dedim beni buraya yatırdınız. Ben kendim isteğimden gelmedim buraya dedim. Madem ki yatırdınız dedim benim beni buraya. Siz dedim bunun şeyini verirsiniz dedim parasını. Gülüştüler. Sonra babam iyileşiyor. Hastaneden çıkıyor. Şeye götürüyorlar. Dolmabahçe Sarayı'na götürüyorlar. Oradan da ilkokul, yatılı olarak ilkokul okuyor. Oradan Işık Lisesi'nin orta kısmına başlıyor. Işık Lisesi'nin orta kısmını okuyor ortaokulu. Ondan sonra Kuleli Asker Lisesi'nden sonra Kara Harp Okulu'na başlıyor. Ve 1941 senesinde 41B sınıfıyla okuldan mezun oluyor. Tankçı subayı olarak. Ondan sonra Türkiye'nin her tarafında görev yapıyor. 1960 senesinde personel subayı olarak emekli oldu. Emekli olduktan sonra işte geldik Yalova'ya yerleştik. 1980'deki 80 ihtilalinde, 80 darbesinde mesela Mustafa amcaya belediye reisliği de teklif ettiler. Fakat Mustafa amca bu belediye reisliğini kabul etmedi. Hatta çağırdılar birkaç sefer hani gel konuşalım falan. Mustafa amca gitmedi. Sonradan askeri araçtan geldiler. Evinden nezaketen aldılar. Tekrar askeri araçtan da evine bıraktılar mesela. O zaman dediğimizde yani ne oldu amca? Niçin geldiler götürdüler? Oğlum belediye reisliği için teklif ediyorlar bana ama ben belediye reisliği yapamam. Yalova'da herkes tarafından tanındığı için, bilindiği için kimsenin gönlünü kırmak istemezdi. Şimdi o gelecek bana bunu yapacağım, öbürü gelecek bana bunu yapacağım. Benim fikirlerime aykırı olan şeyler asla ben bunları kabul edemem. Ve bu kazandığım sevgiyi, hürmeti de ben kaybederim diyerek kabul etmedim. Atatürk'ün manevi evladı olarak tabii ki onun kız kardeşi Makbule Hanım'la da çok yakın ilişkileri var. Ayrıca çok tanışıyorlar. İşte çocuklarının eşinin hamileliğinden doğumuna kadar her şeyinden haberdarlar. Makbule Hanım'la görüşüyorlar yani İstanbul'dayken. Babaannem yani Makbule Hanım, Makbule Atadan. Çocuğumuzun da ismini diyor ben koyacağım diyor. Kız erkek diyor ne olursa diyor. Bana diyor bildireceksiniz diyor. 26 Temmuz 1951 günü saat 7'de akşam 19'da ben dünyaya geliyorum. Babam hemen telgraf çekiyor. Kızımız oldu. Makbule Hanım'a. Kızımız oldu. Ellerinizden öpüyor diye telgraf çekiyor. Hemen ertesi gün o da kızım Tacınur, Tacınur'un gözlerinden öperim. 100 lira da postaya verilmiştir hediye olarak. Bu telgrafı yolluyor. İşte
bu telgrafla da benim ismim konmuş oluyor. Yani Atatürk'ün kız kardeşi sayesinde benim ismim konuyor. Öyle büyük bir insanın, insanla beraber anılmak çok büyük, çok güzel bir şey. Tarifi imkansız, yani tarif edemeyeceğim bir duygu. Onun, kız kardeşi Makbule Atadan'ın, ben 4 yaşına kadar Atatürk'ün kız kardeşinle görüşüyorduk. Yani yaz tatillerinde, babamın yaz tatillerinde babaannemin yanına gidiyorduk. İşte Atatürk'ün kız kardeşine ben babaanne diyordum. İşte ben baba tarafından akrabasıyım, ben anne tarafından akrabasıyım demezler. Mütevazi insanlardır. Eniştemden bana Atatürk'le ilgili kalabilen tek şey, hani çok net bildiğim, aşırı sevmesi. Hatta hatırlıyorum bir 10 Kasım'da sanıyorum Behçet Kemal Çağlar'ı da davet ettiğimiz bir toplantı. Halk eğitime ben onu çağırdım. Ama ilk cümlesinden sonra ağlayarak kürsüden inmişti. Asker lise son sınıfına geldiği zaman 38 senesinde Atatürk'ün hastalığı fazlalaşıyor, ağırlaşıyor. Ve 10 Kasım'da vefat ediyor. Babam da nöbetteymiş zaten o sırada. Nöbetteşi olarak odaya girip çıkıyorlarmış. Babam da nöbetteymiş o sırada. Atatürk vefat etti de, denildiği zaman diyor, benim diyor dünyam karardı diyor. Koskoca diyor saray diyor, benim diyor başıma yıkıldı diyor. Ben diyor yapayalnız kalmıştım hayatta diyor. Allah nur içinde yatırsın. Eğer şayet Atatürk beni alıp elimden tutmasaydı, okutmasaydı bugünkü halime ulaşamazdım. Tekrar diyorum. Allah rahmet eylesin. 60 yılında kalp rahatsızlığından dolayı da emekli olmuş. Silahlı kuvvetlerden yarbay rütbesinde. Dolayısıyla Atatürk'ün manevi evladı Sırtmaş Mustafa veya diğer gerçek adıyla söylersek Mustafa Demir Bey Atatürk'ün sayesinde okumuş, subay olmuş ve Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında bu millete, Türk milletine çok değerli hizmetler yapmış bir insan. Ve yaşadığı dönemde de Atatürk'ün hatırasına hep bağlı kalmış bir insan. Kendisiyle yapılmış röportajlarda da zaten hep bunu vurguluyor. Yani Atatürk sevgisini ifade eden bir insan. 15 Ocak 1987'de hayatını kaybedecek. Tabii ki çok pişmanım. Hani eniştemin çok erken vefat edeceğini bilseydim oturur onunla günlerce konuşur. Pek çok şeyinde öğrenmeye çalışırdım. Özellikle Atatürk'le ilgili anılarını, hatta askerlik anılarını merak eder sorardım ama maalesef onları yapamadık. Onun için de ben herkesten fazla üzülüm. Ağır bir kalp krizi geçiriyor ve Mustafa amca o gece vefat etti. Mustafa amca vefat ettiği zaman Atatürk'ün bir resmi vardır. Böyle siyah beyaz, saçlarının dağınık olduğu bir resim böyle. Mustafa amca aynı Atatürk'e benziyordu. O sureti hiç gözümün önünden gitmez. Ve canlı yaşarım da her zaman için yani. Nur içinde yatsın. Çok arzu ederdim yani. Annemle babamla bir arada uzun bir müddet ben de yaşamayı. Annem de babam da çok genç yaşta beni terk ettiler. Yavrucuğum, Atatürk ilkelerinden asla şaşmayacaksınız. Birinci olarak size söyleyeceğim nutuk. Bunu okuyacaksınız. Nutukta bahsedilenler. O nutukta bahsedilen, gösterilen yolları takip edeceksiniz. Atatürk fikirlerini kendinize fikir edineceksiniz.